Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi başımdan geçen müthiş kurgulanmış bir dolandırıcılık hikayesini anlatacağım. İlk defa başıma geldi. Duymadım, görmedim. Bugün tabii yoğun bir şekilde tempo ile çalışıyoruz. Dekorasyon işleriyle uğraşıyoruz. Telefonum çaldı. Bildiğiniz cep telefon numarası. Şu an o telefon numarasını veremiyoruz. Kuralları ihlal ediyormuş. Neyse. Açtım telefonu. Bir bayan dedi ki, merhaba, işte, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Dedim buyurun, estağfurullah falan. Ya dedi, yanlışlıkla mı dedi, sizin dedi telefon faturanızı ödemişim ben dedi. Bir kontrol eder misiniz dedi. Tamam dedim. Tabii şimdi artık her şeye şüpheyle baktığımız için. Kapattım telefonu. Girdim. Baktım hakikaten 310 küsür telefon faturam ödenmiş. Tekrardan geri döndüm. Tamam dedim. Hanımefendi nasıl yaptınız dedim. Yani telefon numaralarımız çok mu birbirine yakın? Yani nasıl dedim bu olay oldu falan pişman derken. Gayet kibar. Gayet soğukkanlı ve hiçbir şekilde sesi dahi titremiyor. Tamam dedim, ben bunu size iade edeceğim. Ben dedim bir bakayım. Tekrardan dedim size dönüş sağlayacağım dedim. Tabii ben de şimdi bir şüphelendim. Çünkü benim telefon faturam yani normalde otomatik ödemede. Ayın 21'inden 21'ine kesiliyor. Baktım işlemlere kredi kartıyla ödenmiş. Tabii normalde şimdi arkadaşlar bunlar düşündüm. Dedim herhalde biz buna parayı göndereceğiz. Bu kredi kartını iptal ettirecek falan pişman. Düşündüm. Aradım tekrardan hanımefendiye. Dedim ki böyle böyle siz dedim o zaman kredi kartını da ödemişsiniz. Siz dedim iptal ettirin işlemi. Alın paranızı geri. Ya dedi işte dedi hazır dedi ben dedi ödemişim dedi siz bana dedi IBAN'dan dedi atsanız olmaz mı dedi. Tamam dedim o zaman dedim ayın 21'ine kadar bekleyin ayın 21'inde ya da dedim ayın 22'sinde dedim. Siz dedim ben dedim size dedim geri ödeme yaparım. Ücret neyse dedim. Hatta dedim 315 küsür falan 320 lira ödeme yaparım dedim. Teşekkür ederim faturamı ödemişsiniz falan dedim. Yok ya dedi ben dedi o zamana kadar bekleyemem dedi benim dedi işte bugün dedi. Kendi faturamı ödemem gerekiyor falan dedi. Ya dedim o zaman hanımefendi iptal ettirin. Kredi kartıyla ödeme yapmışsınız falan. Tabii bu sefer olayın şekli değişti. Şemali değişti. Kadın daha çok baskın bir şekilde yani hem mağdur rolü oynuyor. Mağdur, mağdurum mağdurum hesabı yapıyor. Ben de dedim ki kardeşim ben bu parayı ödemiyorum. Ödersin de ayın 21'inde öderim. Hani tam olarak dedim göreyim. O zaman faturam ödensin. Ben dedim nereden bileyim dedim sizin iptal ettirmeyeceğiniz kredi kartınızı da. Ben size parayı gönderdikten sonra dedim. Ya dedi olur mu öyle şey dedi. IBAN'ım var dedi. Adım var soyadım var dedi. Tamam dedim ayın 21'inde dedim. O zaman ben size dedim. En geç ayın 22'sinde dedim. Ödeme yaparım. Benim de ona göre ödemelerim var dedim. Tamam dedi. Bu bağırındı. Gene mağdurum mağdurum dedi. Ben dedim kardeşim ayın 22'sinde öderim dedim. Pat diye telefonu kapattı. 15 dakika sonra bir baktım işlemlere kredi kartı, cep telefon fatura ödeme iptali yazıyor arkadaşlar. Kadın iptal ettirdi. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Eğer ben ona IBAN'dan parayı gönderseydim o hemen anında iptal ettirip parayı alacaktı ve benden de 320 lira para hesabına geçirtmiş olacaktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay.